Öncelikle bu sezon sezonuna gayet iyi başladık. Hedeflerimiz doğrultusunda çok iyi gidiyoruz. Euroleague'de olsun, Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası da yakın zamanda başlayacak. Bütün kulvarlarda şampiyonluk için başladık ve emin adımlarla devam ediyoruz. Kesinlikle çok güzel hissettiriyor. Zaten bu sene de daha fazla süre alıyorum, daha fazla rol alıyorum. Koçumuzun da buraya gelişiyle beraber benim de performansım daha fazla, daha iyi diye yükseldi. Bu durumdan tabii ki memnunum. Daha da üzerine koyup çalışmalarıma devam edip Fenerbahçe formasıyla güzel başarılar imza atmak istiyorum. Tabii ki her zaman, her sezon, sezon öncesi, sezon içinde her zaman hazır kalmaya çalışıyorum. Bireysel antrenmanlara çok önem veriyorum. Genel olarak bu şekilde her zaman formumu iyi şekilde tutmaya çalışıyorum. Tabii ki üst seviyede oynamak her zaman benim bir hedefimdi. Üst seviyede de oynamayı sürdürmek şu anki en önemli hedefim. Uzun yıllar Fenerbahçe forması ve Euroleague'de üst düzeyde forma giymek istiyorum. Yani A milli takımda parçası olmaya da devam etmek benim amacım. Genel olarak zaten bu şekilde. Avrupa, Amerika, NBA'de de oynama hayalim var elbette. Birçok iyi koçla çalıştım. Itudis de bunlardan biri. Benim de bağlantım, iletişimim iyi olan bir koç. En iyi özelliği sanırım iletişim olabilir. Çok rahat bir şekilde. Bir koçla oyuncu ilişkisi çok rahat diyebilirim. Ben de istediğim zaman gidip onunla saha içi, saha dışı rahatça konuşabilmem bence büyük bir artısı. Genel olarak iyi bir performansımızın olduğunu düşünüyorum. Evet, ilk 10 haftada çok iyi bir galibiyet serisi aldık. Ondan sonra bir yenilgi serimiz oldu ama bunlar olabilen şeyler. Sezon içinde inişler, çıkışlar olabiliyor. Son 6-7 maçımızda çok iyi şekilde tekrar rayına oturttuk. Zaten hedeflerimiz doğrultusunda Final Four ve Türkiye Ligi şampiyonluğu doğrultusunda da emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyorum. Bu şekilde devam edecek. Euroleague zaten çok sert bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Her hafta sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Biz de tabii ki takım hazırlıklarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Yani en kolay deplasman diyebileceğiniz deplasman bile çok zor bir hale gelebiliyor. Bu yüzden çok konsantre bir şekilde %100'ümüzü vererek her maça aynı şekilde, aynı konsantrasyonla mücadeleyle çıkmamız gerekiyor. Sezon sonlarında, yaz aylarında olsun, sezon içi antrenman önceleri, antrenman sonraları her zaman bireysel çalışmaya önem veriyorum. Bu sayede bence bir oyuncu hazır kalabiliyor, bazen hiç oynamasa bile. Tabii ki mental tarafı da çok önemli. Ben de özel çalışmalarıma çok önem veriyorum ve bu şekilde hazır kaldığımı düşünüyorum. Müzik dinlemeyi seviyorum, bateri çalıyorum, kursa gidiyorum. Mesela sinemaya da bir ilgim var. Güzel film seçmeyi, izlemeyi seviyorum. Onların üzerine analiz yap, yani analiz videoları izlemeyi de seviyorum. Tabii ki dışarıda vakit geçirmeyi de severim. Arkadaşlarımla toplanıp işte kahve içmek olsun, yemek olsun, tür aktiviteleri de seviyorum.